Barcelona'nın orta sahasının dünyanın en iyi savunmacılarından kurulu olduğunu falan söyleyemezsin. Özellikle Guardiola dönemindeki. Ama alanları kapatarak rakibin pas yapmasını engelleyip topu yeniden kazanmak gibi bir hedefi var. Yani topa sürekli sahip ol. Fenerbahçe bunu yapıyor. Fenerbahçe ligde bunu en iyi yapan takım. Topu kaybettikten sonra 8 saniye içinde. Ama işte ondan sonrası yok. Ondan sonrasında ince işler yok. Rakip kaleye gitmekte sorunu var. Doğru bir şekilde gitmekte sorunu var. Nasıl gidiyor? Duran toptan gidiyor. Abi bu eleştirilir mi? Ya alıyor işte puanı. Diyorsun. Ama işte benim sezon başından beri tekrar ettiğim şey, yani buna seyirci bulmak zor olur uzun vadede. İnsanlar kupa ister, şampiyonluk ister ama bir süre sonra ya mesela Galatasaray Lucescu'yu böyle yolladı. Adam her şeyi kazanıyordu. Ya biz bu futbolu istemiyoruz dediler. Tercih meselesi. Tercih meselesidir tabii. Yani Fenerbahçe ikna almış da olabilir. Ya biz kazanalım da ne olursa olsun önemli değil de diyebilir. Ama bilmiyorum tabii genetiği de değişiyor şimdi. Hani Fenerbahçe'nin genlerinde yok diyoruz ya, daha güzel futbol ister falan. Ama bir süre sonra değişebiliyor. Sürekli kazanmaya başladığın zaman da belki böyle buna dönecek iş. Ha bir de Vitor Pereira açısından da mesela 2-3 hafta önce söylediği bir şey var. İşte hücum yönünde benim elim dar. Kulübeye baktığım zaman sadece Diego Van Persie'yi gördüm demesinin üzerine biz mesela bayağı bir dalga geçtik. Yani insan Diego Van Persie'yi orada görüp ya elim dar der mi? Ama oyun anlamında dar. Yani Markovic işte hep anlatıyorum ya onu, böyle ayaklar dönüyor olduğu yerde, yere basmıyor. O kadar hızlı. Ama topla olmuyor yani. Volkan, Rıdvan Hoca çok doğru söylemiş, yoruldukça topla ilişkisi azalıyor. Orada biraz daha Nani olmadığı zaman, Diego olmadığı zaman biraz daha sanatçılara ihtiyaç duyuyor Fenerbahçe. Ama sonuca bakarsan var, sonuç var her zaman.